Gobeller dördüncü ünitemize 7 numarayla devam ediyorum arkadaşlarım. Bakalım nasıl sorular sormuşlar bir görelim. Birinci sorumuz. Grafiği verilen fx fonksiyonunu negatif yapan x sayılarının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi negatif olduğu yer şu x ekseninin altında kalan kısımdır arkadaşlarım. Burada nerede fonksiyon? Bakın şurada gördüğünüz üzere 2'den başlıyor. 3'e hiç dokunmadan aşağıya kadar gidiyor. Yani 2 ile 3 aralığında bizim bu fonksiyonumuz negatif değer aralığıdır arkadaşlar. Geldim 2 numaralı soruya. Y eşittir fx şeklinde bir fonksiyonun işaret tablosunda. Kökler arasındaki y'nin işaret dağılımı soldan sağa sırasıyla şu şekildedir diye bir soru sormuş. Şimdi kökler tablosunu bir çizelim arkadaşlarım. Şimdi demek ki şurası eksi bir kök burada var. Şurası artı bir kök burada var. Burası artı bir kök burada. Eksi artı eksi eksi. Bu şekilde gidiyor. Bak kaç tane kökü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kök var. 6 tane kök. Şimdi işaretin değişmediği yerdeki bakın şu kök mesela şu kök çift katlı bir kökmüş ki İşaret değişmemiş dostum. Senin burada bileceğin olay bu. Çift katlı köklerde tablonun sağındaki ve solundaki işaret aynı olacak. Demek ki bir tane çift katlı var burada. Bakın bir tane de şu bizim çift katlı bir kökümüzmüş. Bu da çift, bu da çift. Bir tane de burada var çift katlı arkadaşlarım. Çünkü işaret değişmemiş bunlarda. O halde iki tane çift katlı kök var. Geriye kalan dört tanesi de tek katlı diyebilirim ben. Bize diyor ki çift katlı köklerin sayısı yani 2 tek katlı köklerin sayısından yani 4'ten kaç eksiktir? 2 eksiktir arkadaşlar. Geldim 3 numaralı sorumuza. Y eşittir fx fonksiyonunu 0 yapan değerler x eşittir -2, x eşittir 3, x eşittir 4 ve fonksiyon x eksenin negatif tarafında x eksenine teğettir diyor. Bunlar önemli şimdi bak. Demek ki işaret tablosunu bulun diyor ya bize. Şimdi sıfır yapan değerler yani kökleridir bunlar. Kökler tabloya yazılacak. Bir kere eksi 2, 3 ve 4 yazılacak tabloya. Adana şıkkı uygundur. Bursa şıkkına bakın arkadaşlarım. Sıfırı da yazmış bu. Sıfır kökü değil ki bunu yazmaması lazım. Bu gitti. Ceyhan şıkkı uygundur. Denizli şıkkı da uygundur. 3 tane kökü yazmış. Ama Edirne şıkkına bakın arkadaşlarım. Bu da 4 tane kök yazmış. Bu da uygun değil. Bunu da sildim. Şimdi bir de şöyle bir cümle vardı burada. X ekseninin negatif tarafında x eksenine teğet. Dostum x eksenine teğet demek ne demek? Çift katlı kök var demek. Çift katlı kök tabloda nasıl gösteriliyordu? Sağındaki ve solundaki işaret değişmeyecekti. Negatif taraftaki, bakın burada A şıkkına bakın. Eksi 2 bizim negatif tarafımız. Sağındaki ve solundaki işaret eksi artı. Biri farklı olduğu için birbirinden. Demek ki bu eksi 2'yi çift katlı kök kabul etmemiş. O halde bu değil doğru cevabımız. Eksi 2 çift katlı kök olacak arkadaşlar. Çünkü negatif tarafta teğettir diyor. Ceyhan şıkkına bakıyorum. Bakın şurada işaret değiştirmemiş. 4'ü çift katlı kök kabul etmiş. Ama 4 pozitif tarafta değil mi? Eksi 2'nin olduğu tarafta çift katlı kök olacak. Bu da değil. Bakın demek ki Denizli şıkkımız doğru cevap. Çünkü eksi 2'nin olduğu yerde sağındaki ve solundaki işaretler değişmemiş. Eksi 2'yi çift katlı kök kabul etmiş arkadaşlarım. O yüzden cevabım Denizli'dir dedim. Ve geçtim hemen 8 numaralı köşe taşına. Diyor ki fonksiyonun işaret tablosunu yapınız diyor dostlar. Hemen yapalım arkadaşlarım. Bakın neler yapacağız. Şimdi önce kökleri bulacağız. Birinci polinomun kökü 2'dir. Bunu sıfıra eşitlediğinizde bir eksi 2 bir de 2 bulursunuz. Bunu sıfıra eşitlediğinizde eksi 3 bu da 0. Kaç tane kökü var? 0, eksi 2 var, 2 var, bir de eksi 3 var arkadaşlarım. 2'den 2 tane var. Dikkatli olun yalnız. Şimdi tablosunu çizelim. Kökleri küçükten büyüğe yerleştiriyorum. En küçük köküm eksi 3 olduğu için eksi 3 ile başladım. Eksi 2, 0 ve 2'dir bunun kökleri. Köklerin altına şu çizgilerimi çizdim.
Şimdi çift katlı kök var mı diye bakıyorum. Evet, 2'den bakın bir burada var, bir de burada bulduk. 2 tane var. Yani 2 çift sayı. 2 tane var. Çift adette olduğu için demek ki bunun çift katlı kök olduğunu söyleyebilirim. Yani neymiş benim çift katlı köküm? 2. Çift katlı olduğu için altına bir çizgi daha çizdim. Şimdi işaretini belirleyeceğiz dostlar bu adamın. Nasıl belirliyorduk? Şurası eksi, burası artı. X'lerin katsayılarına bakıyorum dostlarım. X'in katsayısı burada eksi, burada artı. Çarpı artı geliyor. Bölü. Burada da artı, burada da artı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Artı ile artının çarpımı artı olduğu için eksi bölü artıdan eksi ile başlayacak. Çift katlı olduğu için işaret değişmedi. Yine eksi oldu. Tek katlı da işaret değişti. Tek katlı işaret değişti. Tek katlı işaret değişti. İşte işaret tablosunu yaptık arkadaşlar. Hadi bir tane daha yapalım. İyice öğrenin siz de kardeşler bunu. 2 numara. Şimdi neye bakıyoruz önce? Kökleri belirliyoruz. Bunun kökü 2'dir. Bunun kökü 3'tür. Bunun kökünü aldığınızda bir eksi 3, bir de 3 bulursunuz. Bununki de sıfırdır dostum. Şimdi kökleri yerleştirelim küçükten büyüğe doğru. En küçük köküm eksi 3. Sonra 0. Sonra 2. Sonra da 3. Şimdi çift katlı var mı yok mu diye bakacağım dostlarım. 3'e bakın. Bir tane buradan, bir tane 3 tane de buradan geliyor. 3 tane de burada var. Demek ki 4 tane 3 var. O halde 3 çift sayıda olduğu için çift katlı köktür dedim. Şimdi son olarak neye bakıyorduk? Hangi işaretle başlayacağız tabloya? Sağdan itibaren hangi işaretle başlayacağıma bakıyorum. Bunun için de şuradaki x'lerin işaretlerine bakacaksınız kardeşim. Buradaki x artı. Buradaki x yine artı. Arada çarpı var. Bölü. Buradaki x'in işareti eksi. Buradakininki artı. Artı ile artıyı çarptım. Artı. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Artı bölü eksiden eksi geldi benim sonucum. Çift katlı olduğu için işaret değiştirmedim. Tek katlılarda da işaret değiştire değiştire ilerledim. İşte işaret tablosunu yaptık arkadaşlar. Eşitsizlik sorusunu çözmenin en önemli kısmı işaret tablosunu oluşturmak. Oraya hallediyoruz inşallah kardeşler. Hadi bakalım. Şimdi burada bir videoyu durdurun bence siz. Bir kendiniz yapmayı deneyin. Bakalım neler yapabileceksiniz. Şimdi dostum. Yine önce kökleri bulalım. Bunun kökü eksi 1. Bunun kökü eksi 5 bölü 2. Bununkini de şöyle paydasını bir çarpanlarına ayırırsak şurada. X parantezinde x eksi 1 geliyor dostum. Bir 1 bir de 0 geliyor bunun kökleri. Şimdi tablomuzu çiziyoruz. En küçük kökümüz eksi 5 bölü 2. Sonra eksi 1 var. Sonra 0 var. Bir de 1 var. Bunların bir altına tek çizgi çizelim şimdi. Bakalım eksi 1'den kaç tane var? Bir tane. Başka da yok değil mi? 0'dan bir tane. Eksi 5 bölü 2'den de bir tane. 1'den de bir tane. Demek ki hepsi tek katlı. İşaretini belirleyelim şimdi. Artı. Artı da buradan geliyor kardeşim. Artı. Artı da buradan geldi. Yine artı oldu. Artı bölü artıdan artıyla başladım. Eksi, artı, eksi, artı diye de gittim arkadaşlar. Çift katlı olmadığı için işaret değişe değişe ilerledik. Geldik buna. Fonksiyonunun işaret tablosunu yapınız demiş. Hemen yapalım kardeşler. Şimdi önce kökleri bulalım. Buradan 5. Bu x kare 1'dir. Eksi 1 ile 1 çıkar. Buradan 7, buradan da 3 geldi kardeşim. Şimdi kökleri bir yazıyorum ben ilk önce. En küçük köküm ne oldu? Eksi 1 oldu. Sonra 1 oldu. Sonra 3, sonra 5 ve 7 ile devam ettim arkadaşlar. İşaret tablomuzun köklerini yerleştirdim. Çift katlı kök var mı? Hayır. Yok var. Şurada bir bakın. Karesi olduğu için 2 tane var. Bir çift katlı kök. Eksi 1 de çift katlı kök. 1 de çift katlı kök. 3'e bakın. 4. kuvveti var. 3'ten de çift katlı kök oldu. Şimdi işaret tablosuna bakıyorum. Burası eksi. Burası artı. Eksi çarpı artıdan eksi. Artı, eksi, yine eksi. Eksi bölü eksiden artıyla başladım. Eksi, artı, çift katlı olduğu için değişmedi. Çift kat değişmedi. Çift kat değişmedi kardeşim. İşte işaret tablomuz bu şekliyle çıktı. Hadi bir de 9 numaraya bakalım dostlar. Bakalım bu 9 numaramız ne diyormuş.
Diyor ki, eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Artık eşitsizlik tablo oluşturarak çözmeye geldik. Şimdi önce tablosunu oluşturuyorsun. 4 bununki, 2 de bunun kökü. Hadi bir tabloyu oluşturalım arkadaşlar. Küçük kök 2, büyük kök 4. Çizdim bunları da. Şöyle. Çift katlı var mı? Hayır, yok. Peki işaretine neyle başlayacağız? Burası artı, burası eksi olduğu için artıyla eksinin çarpımı eksiyle başlayacağız. İşaret değişti artı, işaret değişti eksi oldu. Nereye alın diyor? Küçük sıfır olan yerlere alın diyor. Yani şurasını ve şurasını alın diyor bize dostlarım. O halde cevabımız şu olacak. Eksi sonsuzdan başlıyor. 2'ye kadar olan bir kümemiz var. Birleşim 4'ten başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Komple sonsuza kadar giden bir küme. Çözüm kümemiz budur. Yani şıklarda böyle bir cevap görürsek doğru cevap budur arkadaşlar. Yalnız şöyle de diyebilirim. Hocam tüm reel sayılardır. Yani eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki tüm reel sayılardan şu sağlamayanları çıkartsam ben. 2 ile 4'ü çıkarttığımda da doğru cevap 2 ile 4 arasını çıkarttığımda da doğru cevap gelecek. Peki 2 ile 4 dahil mi? Yani 2'yi de çıkartmam gerekiyor mu? 2'yi yazın yerine 0 yapıyor. Ama bu diyor ki 0'dan küçük olsun, eşit olsun demiyor. O yüzden 2 sağlamıyor bu ifadeyi. Demek ki 2 dışındakiler olacak. 4 içinde yerine yazın. 4 de sağlamıyor. Demek ki 4 dışındakiler olacak. Yani reel sayılardan 2 de dahil, 4 de dahil aralıktaki tüm sayıları çıkartacakmışım arkadaşlarım. Doğru cevabımız Denizli'de mevcuttur kardeşler. Geldik 2 numaraya. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bir soru soruyor. Yine biz önce işaret tablosunu bir oluşturalım. Şimdi kökleri bulalım. Bunun kökü 1 bölü 2. Bunun kökü 5. Bununki 2. Bununki de 0. Hadi bir kök tablosunu çizelim şöyle arkadaşlarım. Şimdi 1 bölü 2 var. En küçük kökümüz hangisi? 1 bölü 2 mi? 0 en küçük kök. Sonra 1 bölü 2. Sonra 2. Sonra da 5. En küçük köklerimiz böyle. Küçükten büyüğe dizdik. Şimdi burası artı, burası eksi. Çarptım eksi yaptı. Burası artı, burası eksi. Çarptım eksi yaptı. Eksi bölü eksiden artıyla başladık. Çift katlı kökümüz var mı? Yok. Aynı kökten iki tane yok. Ya da kuvveti çift olan bir sayımız da yok. Çift katlı kökümüz yok. Değiştire değiştire gidiyorum. Eksi, artı, eksi, artı geldi. Şimdi nerelere alın diyor bize? Küçük sıfır alın diyor arkadaşlarım. Demek ki şu aralığı alacağım ve şu aralığı alacağım. Yani sıfırla 1 bölü 2 aralığı, bir de 2 ile 5 aralığını alacağız dostlarım. Peki sıfırla 1 bölü 2 dahil mi? Bakın burada eşittir yoksa dahil olmayacak bunlar arkadaşlarım. Dahil değiller. O yüzden doğru cevabım Adana'da mevcut arkadaşlarım. Zaten dahil olan hiçbir şey de yokmuş. Peki geldik 3. sorumuza. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada da sayılar vermemiş. Hiç önemli değil. Aynı muhabbeti yapacağız. Şimdi tek tek köklerini bulacağız. Birincinin kökü C bölü A. İkincinin kökü B bölü A. Sıfıra eşitleyip X'i çekiyorsunuz. Üçüncü kökümüz de C bölü A geldi arkadaşlar. Şimdi bir de bunların hani hangisi büyük hangisi küçük tablodaki yerleri de önemli. Şurada bir değer verelim. Bu 2 olsun, bu 3 olsun, bu da eksi 2 olsun. Ne diyor şimdi? C bölü A yani 3 bölü eksi 2. Eksi 3 bölü 2 mi yaptı bu? Diğeri B bölü A 2 bölü eksi 2. 2 bölü eksi 2 yaptı bu da. Sonuncusu C bölü A 3 bölü eksi 2. Ha, ikisi de mi C bölü A? Yok, şu birincisi C bölü B'ymiş kardeşlerim. Onu yanlış yazmışım ben sıfıra eşitleyince. Heh. Bu B bölü A doğru. Bu da C bölü A doğru. O zaman C bölü 3 bölü 2 olacak bu. Yani artı 3 bölü 2 oldu. B bölü A 2 bölü eksi 2 oldu. C bölü A da 3 bölü eksi 2 oldu. 3 bölü eksi 2 oldu diyebiliriz şimdi. Şimdi hangisi daha büyük hangisi daha küçük ona bakıyorduk dostlarım. Bunu belirlemek için de sayısal değerler verdim ki büyük olan küçük olan belli olsun diye dostlar. Şimdi tablomuzu oluşturalım. Çiziyorum şuraya tabloyu. En küçük kökümüz, bak bu ne çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. Bu da eksi 1,5 çıkıyor.
Bu 1,5 çıkıyor. Demek ki en büyük kök bir kere 3 bölü 2, yani 1,5 c bölü b. Bu en büyük kök. Sonra diğer kökleri sıralayacağım şimdi. En küçük kökümüz eksi 3 bölü 2. Çünkü eksi 1,5 1 eksi 1'den daha küçük bir sayı arkadaşlarım. C bölü a o zaman burası da. Bu da ne oldu o halde? B bölü a. Şimdi işaret tablosunu belirleyelim. Burada artı. Gerçi a dediğimiz sayı eksi bir sayı değil mi? Eksi 2 imiş. Burada eksi. Burada artı. Burada da eksi. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Bir de eksiye böldüm. Eksi bölü eksiden artı geldi. Demek ki artıyla başladım. Eksi, artı, eksi gittim. Benden küçük olan yerlere alın diyor. Şu aralığı alacağız biz arkadaşlarım. Ne diyeceğiz o zaman? Eksi sonsuzla c bölü a. Bir de b bölü a ile c bölü b. Yani bakın Edirne şıkkında bu aralık var. Eksi sonsuzla c bölü a. İşte burada. B bölü a ile de c bölü b. İşte burada arkadaşlarım. Doğru cevabımız Edirne. Eşitsizliğini sağlayan en küçük pozitif x tam sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Yine işaret tablosunu yapalım biz arkadaşlarım. Bakalım bir neler bulacağız. Çözüm kümesini bir bulalım. Şimdi kökler. Buradan eksi 2 ile artı 2. Buradan 1, buradan da 6 geldi. Hadi bir tablomuzu çizelim. En küçük kökümüz eksi 2. Sonra 1, sonra 2, sonra da 6. Şöyle yaptık. Çift katlı kökümüz var mı? Yok. Hepsi tek sayıda arkadaşlarım. İşaretini belirleyelim. Eksi, artı, eksi. Buradan da eksi geliyor. Eksi bölü eksiden artıyla başladım. Eksi, artı, eksi, artı diye gittim. Büyük olan yerlere alın diyor bize. Şu aralığı, şu aralığı ve şu aralığı alacağız arkadaşlarım. Bize de diyor ki x tam sayılarından en küçüğü kaçtır diye soruyor. Şimdi en küçüğü dediği zaman şuradaki sayıların içerisindeki en küçüğünü alacağız. 6'dan büyük olacak en küçük. 7 oldu arkadaşlarım. Sorumun cevabı. Evet dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hadi kolay gelsin.